Thank you.
Kurulu Başkanı Sami Bey'e, Sami Dağıstanlı Bey'e mikrofonu teslim edeyim. Buyurun Sami Bey. Sami Dağıstanlı, ben Yaşan Kalkar Yardımlaşma Eğitim Kurumu Derneği Başkanıyım. Derneğimiz 3 sene önce kuruldu. Belki de çoğunuz bizi tanımaz. Başakşehir merkezde derneğimiz. Çoğunuz Dağıstanlı, Kafkasya, genel olarak Kuzey Kafkasyalı Türkiye'ye gelmiş, göç etmiş yurttaşlarından ibarettir. Aralarımızda Türkler de var. Dolayısıyla biz sadece Kafkasya değiliz. İsminizden anlaşıldığı gibi yaşayan kalpleri yaşatmak için kurulmuş bir derneğiz. Misyonumuz sadece işte geçimin ötesinde bir misyon. Bununla alakalı da bir açıklama getirmek istedim. Tabii ki geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizi yalnız bırakmadınız. Bugün aramızda çok değerli isimler var. Onlara ayrıca tek tek teşekkür ediyorum. Özellikle Vesey kardeşimiz sağ olsun çok büyük desteğinden dolayı teşekkür ediyorum. Ortaokul çağında olan çocuklar, yaklaşık 550 çocuğumuz var. Onlar da Kafkasya ve yeni Kuzey Kafkasya'dan gelen Özbek, Kazaklar da var aramızda. Onlara sahip çıkıyoruz. Onların zaten yaklaşık olarak 150'si yetim ve öksüz çocuk. Bu da bizim ayrıca misyonumuz. Bizim Kafkasya'dan ve şu anda mevcut Rusya'dan buralara gelen yetimlere de sahip çıkıyoruz. Hamdolsun. Teşekkürler Sami Bey. Allah razı olsun. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Kafkas Vakfı'nın, vakfımızın kurucular kurulu üyesi Mehdi Nusret Çetinbaş hocamızı sahneye davet ediyorum. Buyurun hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli kardeşlerim, Yaşayan Kalpler Derneği'ni üzülerek ifade edeyim ki ben de ancak 7-8 ay önce tanıdım. Burada bu akşam bu kardeşlerimizi ilk defa tanıyan, onlarla ilk defa müşerref olan burada birçok Kuzey Kafkasya Camiası'nın sivil toplum kuruluşları ve dernek temsilcileri var. İşin gerçeğini söylemek gerekirse ben Başakşehir'deki merkezlerine girdiğim zaman hem gururlandım, göğsüm kabardı bir taraftan, bir taraftan da utançtan yerin dibine girdim. Orada sayısı binlerle ifade edilen, kardeşlerimiz kendi ifadelerine göre 5000'den fazla Kuzey Kafkasyalı Dağıstanlı kardeşimizin Başakşehir'de orada bulunduğunu, kendi yağlarıyla kavrulduklarını, kendi işlerinde, kendi dertlerini, kendi sıkıntılarını yaşadıklarını orada gördüm. Kardeşlerimiz tabii burada kendi şikayetlerini söylemiyorlar. Ben onların adına bu problemleri sık yaşadıklarınız, bunları çok iyi bildiğim için inşallah bu Ramazan'dan sonra en kısa zamanda Veysel kardeşimiz bir organize yapar. O organizenin sonucunda bu meseleyi daha sıkı olarak siyasilerimizle birlikte onların kapılarına da dayanarak inşallah bu meseleyi el birliğiyle çözelim diyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ederiz Mehdi Hocam. Ağzınıza sağlık. Mehdi Hocam da bahsetti. Aslında İstanbul'daki derneklerle beraber bir koordinasyon kurulu kurduk biz. Böyle bir kurulda da bu gündem geldi. Bu konuyla alakalı da inşallah bilgilendirme yaparız ve gereken durumlarda inşallah ziyaretlerimizi yapmış olacağız. Teşekkür ederiz. Şimdi de gazeteci yazar Mehmet Koçak Bey kısa bir konuşma yapacak. Mehmet Koçak Bey'i sahneye davet ederim. Güzel baharı müjdeleyen hava içinde İstanbul gibi paytahta Kafkas kökenli kardeşlerimize bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Ancak şunu da çok önemli ifade etmek isterim. Türkiye Cumhuriyeti bir devlettir. Rusya Federasyonu da bir devlettir. Yanlış veya doğru
oradan Rusya'nın gönderdiği bir Interpol haberini Türkiye ciddiye almak zorundadır. Ben bakan beyin önüne gittiğim zaman bana önünde henüz işleme koymadığı Türkiye'de bulunan birçok Kafkasyalı için gelen Interpol bildirgelerini gördüm. Onlarda aslı olmayan suçlar, ben çok iyi biliyorum. İçinde tanıdığım arkadaşlarım var, kardeşlerim var. Tek suçları Müslüman olmak, tek suçları kendilerini, kendi doğdukları, büyüdükleri ve kendilerine ait olan o vatanda kendi inançlarıyla, kendi kültürleriyle ve kendi kimlikleriyle yaşamanın mücadelesini verdikleri için Rusya tarafından onlar terörist ilan ediliyor. Onların hepsi yalan, doğru değil. Ben biliyorum, Bakan Bey de bunları biliyor. Ama diyor ki, devletler arası ilişkiler ve uluslararası düzeyde atılan imzaların gereği biz bunları araştırmak, ilk planda ciddiye almak zorundayız. Gittiğimiz her makamda karşımıza çıkan bir sorun var. Kafkasya'dan gelen kardeşlerimiz bölük parça olmuşlar. Her gelen bir dernek kurmuş, her gelen bize farklı farklı beklentiler içerisinde olduklarını söylüyorlar. Aralarında bir birlik oluştursalar ve ondan sonra dertlerini birlikte halletmek için onları bir arada görsek biz daha mutlu oluruz, sorunlarına daha kolay yardımcı oluruz. Burada farklı farklı federasyon çerçevesinde Kafkas Dernekleri Federasyonu veya diğer Çeçen veya Dağıstanlı kardeşlerimizden ricam, birlik beraberlik içerisinde farklı derneklerimiz de olsa derdimiz aynı. Bizim gözlerimizin rengi ayrı olsa da gözyaşlarımız aynıdır. Onun için aynı ruhu, aynı sıkıntıyı yaşayan insanlar olduğumuz için birlikte, beraberlikte hareket etmenin arayışı içinde olalım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, bereketi üzerinize olsun. Ramazanınız mübarek olsun. Önümüzde yaklaşan bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Allah daha güzel günlerde, daha nice iftarlarda birlikte olmayı nasip etsin. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederiz Mehmet Bey. Sağ olun, ağzınıza sağlık. Şimdi de geçmiş dönem milletvekillerinden Yüksel Çavuşoğlu Bey kısaca bir konuşma yapacak. Hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar. Hepiniz afiyet olsun diyorum. Ben son basın mensubu kardeşimizin bahsettiği sözden bir adım atarak diyorum ki birlik, beraberlik, sevgi bizim temel şiarımızdır, inancımızın gereğidir. Bunu yaptığımız takdirde birçok problemlerimiz kendinden hasıl olur, çözülür. Ayrıca Mehdi Bey güzel problemlerimizi gündeme getirdi, taşıdı. Fakat bu ortaya koymuş olduğu problemlerin yeri burası değil. O problemler biraz önce basın mensubu Mehmet Bey'in de bahsetmiş olduğu gibi ilgili mercilerde çözülmesi gereken hususlar. Biz sadece bilmeliyiz ama her şeyi bizim bilmemiz gerekmez. Her doğru her yerde söylenmesi bazen mahsura meydana getirebilir. Ben bir parlamenter olarak bu açıklığı yapmayı bir görev telakki ettim. Bizim ülkemiz, bizim hükümetimiz ve bizim devletimiz bütün Müslümanlara kucak açan, bütün Müslümanları seven ve bütün Müslümanları bir çatı altında tutmaya çalışan adaleti, hakkı hakim kılmayı gayret eden bir yapıya sahiptir. Biz böyle olmasını da istiyoruz ve böyledir de inşallah. Ve buradan söz uzatılmayacak, vakit epey geç oldu. Birkaç kelime izninizle söyleyeceğim. Bu koordinasyonu sağlayan kardeşlerimin hepsine teşekkür ediyorum. Çok güzel. Ve sözü çok uzatmak istemiyorum çünkü çok yoruldunuz. Biraz sonra gideceksiniz. Bu birlik ve beraberliği temel esas olduğunu, bu temel esas meydana getirecek olan da sevginin olduğu. Yani güzellikleri göreceğiz ama yine de kötülüklere karşı mücadele etmek suretiyle sevgiyi esas almak üzere bir hayat, birlik ve beraberlik kurmak mecburiyeti olduğumuz ifade ediyor. Beni dinlediğiniz için ve bana söz imkanı verdiğiniz için Veysel Bey, hepinize teşekkür ediyorum.
Hayırlı geceler, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Teşekkür ederiz Yüksel Bey. Sağ olun, ağzınıza sağlık. Şimdi bugün burada tabii birden fazla sivil toplum kuruluşu var. Büyükçekmece Kafkas Kültür Derneği, Çerkez Dernekleri Federasyonu, Çerkez Kadınları Teavün Cemiyeti, Çoğulcu Demokrasi Partisi, Kafta Eğitim ve Kültür Derneği, Çeçen İçkerya Derneği, İstanbul Birleşik Kafkasya Derneği, İstanbul Çerkez Derneği, Maltepe Çerkez Derneği, Nart Spor Kulübü Derneği, Adige Kafkas Derneği ve Gebze Kuzey Kafkas Kültür Derneği var. Her birinin yöneticileri, başkanları burada. Ama ben müsaadenizle biraz daha inisiyatif alarak, bizim kültürümüzün de getirisi olarak Faruk Bey'e bir kısa selamlama konuşması vermek isterim. Diğer yöneticilerimiz de haklarını helal etsin. Eğer onlardan konuşmak isteyenler varsa da sözü verebiliriz. Önümüzdeki program bu şekilde. Sizlere Karaçaylar'ın kurduğu dernekler, dernek var, onun ismini bilmiyorum şu an, Afol'da. İstanbul Karaçay Derneği. Onlara da ayağına sağlık diyoruz. Faruk Bey buyurun. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bu güzel Ramazan akşamında bizi davet edip ağırladığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben elbette bu akşam ilk defa bu derneğimizden haberdar oldum. Son derece memnun oldum yaptıkları çalışmalardan dolayı. Burada ifade edilen sayılar, verilen istatistikler son derece güçlü bir derneğin olduğunu gösteriyor. Bu da ayrıca memnuniyet vericidir. Ben organize olmaya inanan birisiyim. Organize güç olmaya inanan birisiyim. Biz de Çoğulcu Demokrasi Partisi'ni bu temel üzerine kurduk. Ben Kafkasyalıların aynı kültür havzasının çocukları olduğunu biliyorum. Dolayısıyla bir Kafkasyalı dayanışmasının olması gerektiğini düşünüyorum. Biraz önce Mehdi Bey de bahsetti. İşte SDK'larımız bir araya geleceğiz, konuşacağız, daha fazla güç birliği yapacağız. Bu tür sorunlarla ancak öyle baş edebiliriz diye. Türkiye'de son zamanlarda yaşanan ciddi sorunlar var bu mülteciler konusunda. Çok ciddi insan hakkı ihlalleri var. Mağduriyetler var. Bunlar bireysel çabalarla hallolacak gibi görünmüyor. Dolayısıyla burada gücümüzü birleştirmemiz lazım. Bir araya gelmemiz lazım. Organize bir toplum olmamız lazım. Yani Kafkasyalıların bir dayanışma içerisinde olması lazım. Bu sorunlarla ancak böyle baş edilebilir. Gelecekte bir arada bu tür sorunlarla baş etmenin yollarını buluruz. Daha güçlü bir şekilde bunların arkasında dururuz diye düşünüyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ederiz Faruk Bey. Şimdi Çerkez Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri Yılmaz Dönmez Bey'i mikrofona davet ediyorum. Buyurun Yılmaz Bey. Değerli Hazirun, hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Böyle güzel bir akşamda bizi bir araya getiren Yaşayan Kalpler Derneği yöneticilerine de çok teşekkür ediyorum. Yaşayan Kalpler Derneği'ni ben ilk defa duyuyorum. Kusura bakmayın, belki bu konuda bir cahilliğiniz olmuştur ama bu akşam Meysel kardeşimizin davetiyle bu müstesna derneğimizle tanışma fırsatımız oldu. Bir şey dikkatimi çekti. 3 yıl olmuş kuruldu fakat icraatli faaliyetlere baktığımız zaman müthiş çok başarılı çalışmalar yapmış. Ben tebrik ediyorum, hayret ediyorum, başarıların devamını diliyorum her şeyden önce. Çünkü 10 sene önceki prosedürler farklıydı, bugünkü çok farklı. Dolayısıyla çok mağdur kardeşlerimiz var. Ben bizzat bu işin içerisindeyim. Tıkandığımız noktalar var. Artık elimizden bir şey gelmiyor. Muhatap bulamaz duruma geldik. Dolayısıyla bunu bütün kurumların bir görev olarak atledip işte kardeşimiz bir ortak platform kurmayı çalışıyor. Bu platform aracılığıyla bu konuda hepimiz ortak bir politika geliştirip tek bir elden bu projeyi yürütmemiz gerekir diye düşünüyorum. Ben beni dinlediğiniz için hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum.
teşekkürler Yılmaz abi. Didem Hanım'a da ayrıca teşekkür ederiz. Bu konuda geçen hafta da sağ olsun randevuları aldı, olgunlaştırmaya çalışıyor. İnşallah hem meclis başkanıyla hem de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı'yla bir görüşme ayarlayacak. Sağ olsun, var olsun. Bizler yine Kafkas Sivil Toplum Kuruluşları olarak konunun takipçisi olacağız. Şimdi Nar Spor Kulübü adına Genel Sekreter Murat Bey kısa bir selamlama konuşması yapacak. Buyurun Murat Bey. Herkese hayırlı akşamlar. Bu güzel akşamda bizi bir araya getiren Yaşayan Kalpler Derneği Yönetim Kurulu ve Sami Bey'e bu vesileyle Veysel Başkanım'a teşekkür ederiz. Ben Narspor Genel Sekreteri Murat Kubilay. Biz Yaşayan Kalpler Derneği ve öğrencilerine Bakırköy'de ikamet etmekteyiz. Genç kardeşlerimizi spor kulübüne seve seve orada bir branşlaşma yaptığınız zaman veya bir spora ihtiyacımız olduğu zaman biz Narspor olarak vesile olabiliyorsak ne mutlu bize. Gençlerimize her yaş kategoride spor alanlarımız var, branşlaşmak istiyoruz. Bu vesileyle de sporla ilgilenen genç kardeşlerimizi Narspor'a bekliyoruz. Herkese teşekkür ederim. İyi ki varsınız, eksik olmayın. Sağ olun. Teşekkürler. Murat abi sağ olasın. Güzel bir çağrı oldu. Bence yöneticiler bu çağrıya kulak verecektir. Nars Spor'un ve Yaşayan Kalpler'in genç çocuklar arasında güzel bir işbirliği olacağına inanıyorum. Şimdi Çeçen İşkence Derneği'nden Abdülhakim Bey bir selamlama konuşması yapacak. Herkese saygıyla selam diyorum. Abdülhakim Şatlıkaya, Çeçen İşkence Derneği Başkanıyım ve aynı zamanda Çeçen İşkence Cumhuriyeti, Türkiye ve Orta Doğu temsilcisi. Sayın Ahmet Zakaya Başkanımızdan, yani Çeçen İşkence Cumhuriyeti Başbakanımızdan herkese çok selamlar. Biz de her zaman gibi Kafkasyalıların tarihten gelen ortak davamızın Çeçen davası olarak, işte Kafkasya davasının bir parça olarak bir araya getirmeye çalıştık bütün Kafkasyaları. Ve ileride bütün dünyada da şu an yapıldığımız çalışmalarda genel amacımız budur. Biz onu her zaman bilmeliyiz ve hatırlamalıyız. İşte bu değerli Türk milleti, Türk devleti teşekkür ederek yine bir araya gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Selamun aleyküm. Teşekkürler Abdülhakim Bey. Kıymetli konuklar, programımız burada sona eriyor. Bize düşen görev de burada sona eriyor. Çerkez TV'den Alican Bey ve Hatice Hanım'a da ayrıca teşekkür ederiz. Siz kıymetli konuklara bu misafir derneğimizin iftar programına katıldığınız için ayrıca teşekkür ederim. Yaşayan Kalpler Derneği ile inşallah sizler de tanışırsınız. Bugün aslında amaçları biz kimiz diyerek sizlerle tanış olmaktı. Teşekkür ederiz. Burada Sami Bey ve dernek yöneticilerine ben ekstra teşekkür ederim. Kafkas Vakfı olarak biz de ufak bir hediye vermek istedik. Küçük de olsa. Mehdi Hocam ve Sami Bey müsaitlerse sahneye davet etmek istiyorum. Bugün burada tüm Kafkas, sana davet getirebilir misin? Tüm Kafkas dernekleri ve diğer sivil toplum kurumları da burada. Tabii Kafkasya deyince akla İmam Şamil geliyor. Kafkas Hürriyet ve İstiklal Mücadelesi'nin efsanevi lideri. Hep temel gayesi bir birlik çaresiydi. Ben sözü fazla uzatmayayım. Mehdi Hocam'a teslim edeyim. Sağ olun, var olun. Evet, tabii ben de Kafkasya deyince, Kafkasya'nın birliği deyince aklımıza ilk gelen isim ki dünyada Kafkasyalı'yı en iyi tanıtan, dünyanın en küçük ansiklopedilerinde bile madde olarak adı yer alan Kafkasyalı tek bir isim var. O da İmam Şamil. Evet, Kafkasya Birliği'nin Karadeniz'den Hazar'a Kuzey Kafkasya'nın tek bir devlet olması inancını son kez tekrarlayan, ki ondan önce tekrarlayanlar da vardı tabii ki, İmam Mansur olsun, ondan önce Hadiyelerin ünlü liderleri Kaytuko Aslanbek olsun, yani Karadeniz ve Hazar arasında
tek devlet olması gereken sembolü olan İmam Şamil'in bir posterini ve kendilerine takdim ediyorum. Buyurun. Teşekkür ederiz Sami Bey. Kıymetli konuklar, programımız burada sona ermiştir. Ayağınıza sağlık. Tekrar hayırlı akşamlar diliyoruz. Aile resmi çekildi.